benim yılda kazandığım servetin karşılığında basılması gereken para basılmıyor. Avrupa güçleri, Amerika diyor ki, global güçler, IMF, sen para basman için bizden döviz alacaksın, kasana koyacaksın. Bunun karşılığında paranı basacaksın. Anlaşıldı mı? Elimizdeki şu andaki para ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maliye kasasında mevcut olan dövizin karşılığı para. Bu kime ait? Kime ait? Şekli bizim, her şey onların. Var mısınız onu hakiki Türk parası yapmaya? Ya ondan sonra borç alıyor, yetmiyor, bir de faiz veriyor. Yılda 60 milyar, 70 milyar dolar. Allah Allah. Ve bu milletin kazancının tamamı elinden uçup gidiyor. Para basma gündemini bu şekilde yorumlayan BTP lideri, Türkiye'nin maliyesini dibi delik bir kazana benzetti. Böyle bir ülkenin kalkınması mümkün olur mu? Senin yaptığın nereye benziyor? Biliyor musun? Su döküyorsun, su kapı var, büyük kazan ama altı delik, dibi delik. Allah Allah! Ulan dere gibi su akıyor, bizim kazan dolmuyor. Niye? Dibi delik. Türkiye'nin maliyesi dibi delik bir kazana döndü arkadaşlar. Bunu kurtarmaya var mıyız? Profesör Doktor Haydarbaş, ekonomi alanında hem maliyeden sorumlu isimlere hem de ekonomistlere hodri meydan dedi. Siz benim adıma bunlara deyin ki, kendinize güveniyorsanız, bu iktisadı, ekonomiyi, maliyeyi biliyorsanız, hodri meydan, Haydar Hoca ile sizi istediğiniz yerde, istediğiniz kanalda çatıştıralım. Hesaba çekelim. Var mısınız? Ben size vallahi ben size bu ruhsatı veriyorum. Hangisini isterseniz. Yetmedi. Hepsini bir araya toplayın. Hepsi bir tarafta. Bu fakir bir tarafta. Ben bu işi biliyorum arkadaşlar. Bakınız bunu ben söylerken atmıyorum. Ben bir ilim adamıyım. Ne söylediğimi iyi bilirim. Bak şu kitaplar benim şu yazdığım eser hakkında İlim adamlarının söylediklerini, bana siz Türkiye'de bir ilim adamı gösterin ki, batılı bir ilim adamı onun yaptıkları, ortaya koyduğu tezi metüsena etti, müdafaa etti. Bir tane gösterin. Var mı arkadaşlar? O halde ben bu işi biliyorum ve yaparım. Var mısınız? Vallahi yaparım. Hiç endişeniz olmasın.